Evet, bu inanç halk arasında oldukça yaygındır ve çok fazla gelir bu soru bize. Cerrahi müdahale kanser tedavisindeki en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Ve her kanser hastası bu şansa sahip değildir. Bazen tümör öyle bir ilerler veya damarlara, sinirlere öyle bir çevreler ki biz istesek de o hastayı ameliyat edemeyiz. Yani kanserde ameliyat edilebiliyor olmak bir şanstır ve bu şansı değerlendirmek gerekir. Fakat işte hastaların korktuğu, halk arasında bilinen bu bıçak dağılımı riski artık yeni cerrahi sistemlerle oldukça minimuma indirilmiştir. Fakat teorik olarak böyle bir risk var mıdır? Teorik olarak vardır. Siz o kanser kitlesini oradan kesip alırken oradan mikroskobik olarak görülebilen, bizim çıplak gözle göremediğimiz bir takım kanser hücreleri kan dolaşımına dağılabilirler. Böyle bir risk vardır. Fakat vücudumuzda da kan dolaşımında o kanser hücrelerinin yabancı hücre olduğunu algılayıp, tanıyıp onları temizleyen ve patolojide çöpçü hücre diye tabir edilen hücreler de vardır. İşte ameliyat öncesi, ameliyat sırasında risk oluşturmayan, kanama zamanını uzatmayan bir takım bitkisel ilaç destekleriyle bu hücrelerin sayısı ve aktivitesi artırılabilmektedir. O yüzden eğer hasta ameliyattan önce bize başvurursa bir takım bitkisel ilaçlarla bu hücrelerin aktivasyonunu artırıp o ameliyat sırasındaki bıçak dağılımı riskini minimuma indirmek mümkündür. Fakat işte bu bitkisel ilaçların da yine mutlaka uzman hekimler tarafından verilmesi gerekir ve ameliyattan bir hafta önce de bırakılması gerekir kural olarak. Ameliyattan sonra da yine bir hafta geçtikten sonra bu ilaçlar başlanır ve eğer kan dolaşımında bir şekilde oraya kaçmış kanser hücreleri varsa bu hücreler herhangi bir dokuya daha tutunup orada yeni kanser kitleleri yapmadan bu hücreleri yakalayıp öldürecek savunma sistemini ateşleyen bitkisel ilaçlardır bunlar.